geldin hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Ayı Ramazan, rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Kur'an ayı Ramazan, rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Değerli izleyenlerimiz, Ramazan Söyleşileri programımızın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Malum olduğu üzere Ramazan-ı Şerif'te rahmet günlerini, arkasından mağfiret günlerini geride bıraktık ve cehennemden azat günleri olarak nitelendirilen son 10 güne girmiş bulunuyoruz. Bugün yine değerli konuklarımızla önemli bir konuyu, gençlik ve din konusunu konuşacağız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda değerli misafirlerimiz var. Ben öncelikle sizlere onları tanıtmak istiyorum. Birinci konuğumuz doçent doktor Abdullah İnce hocamız. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı. Değerli hocam hoş geldiniz. Bulduk hocam. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Evet, Ramazan-ı Şerif'i artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet. Güzel geçiyor inşallah. Çok şükür gayet güzel. Tabii Covid sürecinin getirmiş olduğu yeni bir Ramazan tecrübe ediyoruz. Evet. Umarım daha güzel olur. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. İkinci konuğumuz da doçent doktor Ali Karataş hocamız. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı. Değerli hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yani sizin de Ramazanınız güzel geçiyor inşallah. Çok şükür hocam. Güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Farklı da bir Ramazan geçiriyoruz. Evet. İnşallah Rabbim bu son günleri daha da güzel geçirmeye nasip eder hepimize. Amin inşallah. Değerli izleyenlerimiz, hocalarımızla sohbete geçmeden önce her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilavetimiz var. Şimdi Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Seyfettin Haruni hocamız tarafından okunacak olan Kur'an-ı Kerim tilavetine hep birlikte kulak veriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Seyfettin Haruni hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, gençlik insan hayatının belki de en önemli dönemi. İnsan hayata bu dönemde hazırlanıyor. Eğitim hayatımızın büyük bir kısmı gençliğimizde geçiyor. Sosyalleşme gençlikte gerçekleşiyor. Ve en önemlisi insanın karakteri, şahsiyeti büyük bir oranda gençlik döneminde şekilleniyor. Gençler belki de toplumun en dinamik ve sosyal ve kültürel değişmelere en açık grubu. Tabii bir takım sorunlar da yaşıyorlar. Gençlik dönemindeki en önemli unsurlardan bir tanesi de mutlaka din. Gençlik dinin en fazla ilgi çektiği, din konusunda
soruların çok fazla yoğunlaştığı bir dönem olarak da dikkatimizi çekiyor. Bugün değerli konuklarımızla gençlik ve din meselesini konuşacağız. İnşallah detaylı boyutlarıyla ele almaya çalışacağız. Ben öncelikle Doçent Doktor Abdullah İnce hocamıza dönmek istiyorum. Değerli hocam, toplumsal kategori olarak gençliği nasıl tanımlayabiliriz? Hangi yaşlar arasına tekabül eder? Bir de din açısından baktığımız zaman gençlik döneminin önemi nedir? Şimdi psikologlar ve sosyologların tanımıyla başlayacak olursak, gençlik genel kabule göre diyelim ergenlikle birlikte işte 12-13 yaşlarından başlayıp 20-25'li yaşlara kadar olan dönemi içine alan bir dönem. Evet. Tabii bu en genel, üzerinde ittifak edilen, herhangi bir şekilde tartışmaya açık olmayan şeyi. Evet. Ama şunu söylemek lazım, kültürden kültüre efendim gençliğin anlamları da değişiyor. Evet. Hatta dönemden döneme değişiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın zamanda güncellenmiş haliyle yapmış olduğu tanımı bir gençlik tanımı var. Mesela o tanıma baktığınız zaman şu anda benim ifade etmeye çalıştığımın dışında bir tanımlama söz konusu. 20 yaşla işte 15 yaşla 65 yaş arasını genç olarak kabul ediyor. Evet. Tabii malum burada Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz zaman ister istemez sağlık perspektifiyle olaya baktığı için insanın aktif olduğu, yaşam fonksiyonlarını sorunsuz bir şekilde kullanıldığı bir dönemi dikkate alarak bu tanımı yapıyor. Evet. Mesela biraz daha geriye doğru gidersek bu tanımların işte 40 yaşın mesela bizim kültürümüz açısından bakarsak bir olgunluk çağı olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla 40 yaş belki de bir dönem için efendim yaşlılık çağı olarak bile kabul edilebilir. Şimdi doktora tezimi çalışırken bir şeye rastlamıştım, bir bilgiye. 1600'lü yıllarda Avrupa'da tutulan bir istatistiğe göre doğan her 19 kişiden sadece bir tanesi 60 yaşına ulaşıyormuş. Dolayısıyla böyle bir dönemde gençliğin anlamıyla bugüne geldiğimiz zaman 60 yaşındaki ölümleri erken saydığımız bir dönem açısından bakınca gençlik tanımı biraz daha farklı olabilir. Ben bu farklılık boyutunu biraz farklı bir boyutuyla da dikkatlerinize sunmak isterim. Evet. Çağımızda şöyle bir şey gözlemliyor sosyologlar. Mesela gençlik bir takım uyarıcıların da artık fazlalaşmasıyla, artmasıyla gençlik demesek bile ergenlik daha öne doğru gelirken efendim sorumluluk anlamında, sosyolojik anlamda gençlik biraz daha maalesef geriye doğru düşüyor. Dini açıdan da ben çok uzatmadan gençliğe nasıl bakabiliriz'e cevap vermeye çalışayım. Şimdi Ali Hocam daha iyi bilir, fıkıh kitaplarımızda mükellef diye bir kavram var. Veya işte ergenlik çağı dediğimiz bir çağ var. Bu şu anlama geliyor, gençlik demek artık insanın sorumlu olduğu, kendi kararlarını kendisinin aldığı ve dinin muhatabı sayıldığı bir dönem demek. Dolayısıyla sadece sorumluluk değil, belki hani yetki açısından da bakmak lazım. Bir takım yetkiler de kazandığı bir dönem. Tabii ki, kesinlikle öyle. Yani hem hukuk karşısında sorumlu olma, hem de efendim yapmış olduğu bir davranışın sonucuna katlanma veya işte onun bir yaptırımının olması diyebiliriz. Son olarak dini açıdan da belki yine sosyal bilimler açısından da şunu söyleyebiliriz. Gençlik belki kimliğin kazanıldığı, sizin de ifade ettiğiniz bir dönem. Malum kimlik demek kim olduğunuz sorusuna verdiğiniz cevap demek. Hal böyle olunca yani gençlikle birlikte artık çocukluğumuzdan bu yana annemizden, babamızdan, büyüklerimizden, çevremizden gördüğümüz dini, din anlayışını, dini davranışları kendimize mal etmeye başlıyoruz. Evet. Bir sorgulama süzgecinden geçirerek, içselleştirerek, kendimize mal ederek efendim o kimliği de kurduğumuz dönemdir gençlik. Evet.
bu açıdan da din açısından önemi var. Evet. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı güzel hocam. Yani biz de girmiş oluyoruz içerisine. Tabii evet. Yani insanı mutlu ediyor bir evet, taraftan bir ama. Evet açıdan evet güzel. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ali hocam peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok bilinen bir hadisi şerifi var. Hani kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı zaman diliminde Allah-u Teala'nın 7 sınıf insanı arşın gölgesinde gölgelendireceği. Bunlardan bir tanesi de işte Rabbine ibadet içerisinde bu şekilde yetişmiş olan genç diye gençlere özel bir vurgu var. Evet. Az önce Seyfettin Harun hocamızın okuduğu Kehf suresinin ilgili ayetlerinde de Allah-u Teala işte innehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Onlar Rablerine inanmış gençlerdi ve biz onların hidayetlerini artırdık ifadesi var. Orada fityetun kelimesi geçiyor. Feta kelimesinin malum çoğulu. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime dışında belki bu kelime başka yerlerde de geçiyor mu veya başka kelimeler var mı genç anlamına gelen? Hani Kur'an-ı Kerim'in gençlik dönemine bakışı nedir diye sorsak size genel bir çerçeve bize çizmeniz mümkün olur mu? Evet hocam, Kur'an-ı Kerim'de genç anlamında genç manasına gelen değişik kelimeler bir şekilde gençlikle ilişkilendirilebilir ama bizim konumuz açısından belki de en fazla ön plana çıkan kelime sizin de arz ettiğiniz gibi feta işte feta kelimesi. Şimdi bu çerçevede düşündüğümüzde hocam Kur'an-ı Kerim hakla batılın mücadelesini anlatırken batılın karşısında yer alan bir grup olarak batıra tavır alan, batıla adeta meydan okuyan bir birey olarak bazı gençleri bize takdim ediyor. Bu anlamda önemli. Bu da bize gösteriyor ki Allah-u Teala'nın hak ve batıl mücadelesini anlatırken örneklendirdiği bir grup olarak gençlik karşımıza çıkıyor. Bu gerçekten önemli. Kur'an-ı Kerim'de bunun ön plana çıkması aslında onlara verilen bir değerle belki ifade edilebilir. Bu noktada baktığımızda işte bir genç olarak bazen Hazreti İbrahim'i görüyoruz. Toplumun içerisindeki yanlışlıklara tavır alan bir feta, bir genç olarak hocam. Evet. Hazreti Musa'nın yolculuğunda ona eşlik eden, ona yardım eden, onunla birlikte beraber hareket eden bir genci Kur'an-ı Kerim bizlere bir feta olarak takdim ediyor. Yine Hazreti Yusuf'la birlikte işte zindana giren ve Hazreti Yusuf'un işte rüyayı yorumlayacağı iki kişi üzerinden rüya olayını bize anlattığı genç olarak Allah-u Teala bize bunları takdim ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in gençlere buradan önem verdiğini biz anlayabiliriz. Olayın birinci boyutu bu. İkinci boyutu da şu hocam. Kur'an-ı Kerim'de işte ergenlik çağına gelen bir birey olarak gençlerin artık sorumluluk yüklenen, bir takım yetkileri de kazandığı bir birey olarak takdim edilmesi de ayrıca bu anlamda önemli. Buradan da şöyle bir mesaj anlaşılabiliyor. Her ne kadar günümüzde işte Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı işte çalışmalardan hareketle gençliğin yaşı biraz daha yükseklere ötelense de İslam'ın bu bireylere daha erken yaşlarda sorumluluk ve yetki vermesinin onları çok önemsediğini, onlara değer verdiğini buradan biz anlayabiliriz hocam. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii feta kelimesinden bahsetmişken hocam ilginç bulduğum bir anekdotu ben de değerli izleyicilerimle paylaşmak isterim. Şimdi feta kelimesi fetva kelimesiyle aynı kökten geliyor. Evet, fetiye kökünden geliyor. Bu fetiye kökünden türetilen ifta maslarında yorumlamak, isabetli yorum yapmak, bilinmeyen bir husus hakkında açıklama getirmek, düşünüp cevabını bulmak gibi anlamlar var. Zaten fetva da malum işte düşünüp araştırıp bir cevap verilen cevabın adı. İstifta da yine aynı kökten gelen sormak, öğrenmek ve istemek anlamları var. Evet. Yani genç kelimesinin Arapçada kökeninde işte sorgulamak, sormak, doğruyu aramak anlamları var. Gençler de genellikle hep sorguluyorlar. İşte bir takım şeylerin nedeninin içini öğrenmek istiyorlar. Yani kelimenin kökeninde Arapçada en azından. Evet. Böyle bir mana olması da ilginç geldi bana. Onu da değerli izleyicilerimle
paylaşmak istedim. Tabii Rum suresi 54. ayette de değerli hocam, Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün arkasından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir diye insan hayatının üç temel dönemine işaret var. Gençlik dönemi de güç bakımından zirvede olunan bir dönem olarak Kur'an-ı Kerim'de vurgulanıyor. Bunun da altını çizebiliriz. Ben tekrar Abdullah İnce hocamıza dönmek istiyorum. Hocam tabii herkes döneminden şikayetçi, hatta işte milattan önce yaşamış Aristo hakkında bile döneminin gençlerinden şikayet ettiği, yani tabiri caizse nerede o eski gençler diye sitemde bulunduğu söyleniyor. Tabii toplumda çok fazla değişim var. Teknoloji değişiyor, kültür değişiyor, sosyal değişimler var. Bunlardan belki de en fazla gençler etkileniyor. Küreselleşen dünyamızda hocam en çok neler değişti son zaman, altını çizmemiz gereken? Bunlar gençleri ve dini hayatlarını nasıl etkiliyor? Özellikle internet kullanımı, sosyal medya kullanımı gençlerimizin dini yaşantısına ne tür etkileri var? Bu konuları sizden alsak. Evet hocam, siz de zaten ifade ettiniz. Aslında affedersiniz, şunu baştan kabullenmek gerekiyor. Yani değişim toplumsal hayatın, insan hayatının en temel gerçeği. Evet. Eğer zihnimizin bir tarafında şöyle bir şey varsa, yani geçmişte insanlar veya toplumsal hayat efendim değişmiyordu, bugün değişiyor, böyle bir şey yok. Evet. Bugünün geçmişten farklı olan tarafı nedir dersek, belki değişimin bugün itibariyle daha hızlı olduğunu, evet, etkileşimin daha hızlı olduğunu, sosyal hareketliliğin daha hızlı olduğunu ifade edebiliriz. Açıkçası içinden geçtiğimiz dönem için dönemi de dikkate alan bir değerlendirme yapacak olursam, geçmişte de mesela salgın hastalıklar vardı. Fakat efendim uçaklar olmadığı için, bu kadar hızlı etkileşim olmadığı için ne oluyordu? Bulaşma riski ya da sayısı daha az oluyordu. Evet. Yani bunu önce bir tarafa koymak lazım. Değişim toplumsal hayatın bir gerçeği. Ya daha geç haberimiz oluyordu belki. Tabii, farklı toplumlardaki değişimlerden. Kesinlikle, yani bilgi akışı da daha yavaştı. Evet. Efendim daha geç duyuyorduk, hatta bir kısmını hiç duymuyorduk. Duymuyorduk, evet. Şimdi hal böyle olunca, yani dünyanın hızla değiştiğini, bu değişimin bir parçasının da Türkiye olduğunu, daha özele inersek Türkiye'de dindarların veya dine inanan insanların da değiştiğini, bunun içinde de sizin de yine isabetle ifade ettiğiniz gibi en hızlı değişen kesimin ya da değişimi en hızlı takip eden, bundan en çabuk etkilenen kesimin gençler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir boyutuyla baktığımız zaman bir imkan, ama bir boyutuyla baktığımız zaman da açıkçası bir risk barındırıyor içerisinde. İmkan nedir? Geçmişe göre bilgiye daha hızlı ulaşabiliyoruz. Efendim aradığımızı daha çabuk bulabiliyoruz. Gitmek istediğimiz yere daha çabuk gidebiliyoruz. Ama bu aynı zamanda bilgi kaynaklarının artması demek. Artmasını biz bir avantaj olarak değerlendirebiliriz. Ama bir taraftan da medyanın, işte internetin, sosyal medyanın bilhassa gençlere daha fazla hitap ettiğini düşünürsek, kirli bilgilerin yeterince analiz edilmemiş, sorgulanmamış, efendim sağlıklı dini açıdan düşünürsek dini kaynaklara dayalı olmayan bilgilerin de gençlere daha hızlı ulaşması, onları daha fazla etkisi altına alması demek. Dolayısıyla şunu ifade edebilirim bu boyutuyla sadece. Çağımızda gençler geçmişte olduğundan daha fazla tehdit altındalar. Evet. Yani bir taraftan baktığımız zaman bilgiye ulaşmak çok güzel bir şey. Evet. Bugün evimizde oturuyoruz. Hele hele bu içinden geçtiğimiz süreçlerde biraz da buna mecbur olduk. Evet. Efendim her türlü bilgiye çok hızlı bir şekilde erişiyoruz. Ama gençler sağlıklı bilgilerle donatılmadığında, efendim usul bilgisi ilahiyat alanı açısından söyleyecek olursak, bu gençlere kazandırılmadığında neyin doğru neyin yanlış olduğunu analiz etme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu da değişimden olumsuz yönde etkilenmeleri sonucunu beraberinde getiriyor diyebiliriz kısaca. Peki hocam, teşekkür ediyoruz.
Tabii gençleri de anlayışla karşılamak lazım hocam, değil mi? Şartlar zor. Yani bir gencin dindar kalması, İslam'ın esaslarını yerine getirmesi çok zor. Kesinlikle yani hocam. Bir gencin işte zinadan, iffetsiz, uzak durması, haramlardan çok zor. Allah Teala yardımcılar olsun gençlerimize. Amin. Yani belki sonra konuşacağız. Ben onları etkileyen tehditlerin daha fazla olması derken öncelikle bunu kastediyorum. Evet. Konuşuruz herhalde. Evet, onlara bu, tabii bununla doğru orantılı olarak ecirleri de fazla kesinlikle olacaktır öyle. İnşallah. Tabii. Peki hocam, teşekkürler. Ali hocama tekrar dönmek istiyorum. Değerli hocam, çocuklukta ve gençlik döneminde okumaktan daha ziyade izleyerek ve örnek alarak öğrenme daha yaygın söz konusu. Hani bu anlamda rol modeller ön plana çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'e bu açıdan baktığımız zaman, yani gençlere rol model olarak zikredilen şahsiyetler kimlerdir? Hangi yönleri ön plana çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Hocam, tabii Kur'an-ı Kerim'de birçok örnek var. Önce Hazreti Adem'in hani ilk insan olması, evet, hasebiyle Hazreti Adem'in oğlundan başlarız. Evet. Bir örnek olarak. Haksızlık yapmayan bir genç, olayları işte mantıklı düşünen, karşısındakine zulmetmek istemeyen bir genç olarak bize takdim ediliyor. Habil. Evet, Habil bize takdim ediliyor hocam. Evet. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olan bir genç ve Allah yolunda en güzel davranışı yapmayı arzu eden ve Allah yolunda en güzeli adamı noktasında bir adanmışlık ruhunu taşıyan bir genç olarak Habil bu anlamda gerçekten bizler için ve aynı zamanda bizim gençlerimiz için çok güzel bir örnek. Onun karşısında kendisine haksızlık etmek isteyen olumsuz bir örnek var. İşte kibirlenen bir olumsuz bir örnek var. Her şeyi kendi hesabına düşünüp en güzel şeyin kendisi için olmasını isteyen, karşısındakini düşünmeyen bir olumsuz örnek var. Belki birazdan ona da geçeceğiz. Yani az emekle en güzel karşılığı isteyen. Evet, belki, az emekle en güzel karşılığı isteyen bir genç var. Ona çok girmeyelim. Bunun karşısında olumlu bir örnek olarak takdim edilen Habil ise hocam, gerçekten emek harcayan ve bu emeğin karşılığını da Allah'tan bekleyen, yani böyle hiç emek harcamadan bir şeye ulaşılamayacağının farkında olan bir gençlik olması günümüz gençliği açısından ciddi manada bir örnek. Özellikle son 10-15 yılda Türkiye'deki işte ekonomik gelişmeler ve birey başına düşen ekonomik imkanların biraz daha artmaya başladığını düşündüğümüzde gençlerin bir takım imkanlara daha çabuk ulaşıyor olmaları ve daha bu anlamda Habil'in ön plana çıkarabileceği bir kişilik olduğunu da gösteriyor. Evet. Çünkü az emek harcanıyor ve bu emek harcanan emek karşılığında gençlerin çarçabuk bir şeylere ulaşma isteği ve arzusu çok da aslında bizleri doğru bir yere götürmeyebilir. Evet. Bu nedenle insanlar, özellikle gençlerimiz, çok daha güzel yerlere gelmek istiyorsalar ve daha önemli şeyleri, daha değerli şeyler elde etmek istiyorsalar, bunun için çok değerli olan zamanlarını vermeleri gerektiğini, emek harcamaları gerektiğini Habil üzerinden düşünüp yani bunu uygulamaya koyabilirler. Bu anlamda Habil'i şey yapabiliriz, örnek verebiliriz. Başka bir örnek işte Ashab-ı Kehf gençliğini örnek verebiliriz. Hocamız da onun ayetlerini okudu. Toplumda iman eden bir gençlik, iman etmeyen, puta taban bir grup var, bir yönetim var. Bu yönetim, bu grup, bu gençliği imanlarından döndürmek istiyorlar. Fakat bu gençlik imanlarında ısrarcılar ve imanlarında dönmemek için her türlü şeylerini adeta feda edecek bir tavır içerisine, evet, giriyorlar. Bu da işte dünyanın değişik, Türkiye'deki, dünyadaki konjonktürel şartlar içerisinde işte iman etmiş olmaları ve günümüzdeki bazı zorluklar içerisinde bu imanın gereklerini yerine getirme açısından az önce siz de ifade ettiğiniz bir takım zorlukla karşılaşacak olmaları çok önemli bir ihtimal.
Dolayısıyla Ashab-ı Kehf'in Ashab-ı Kehf'i düşünerek onların gösterdiği direnç, sabır ve azmi de hesap ederek işte mümin kalabilmenin, mümin kalmakla birlikte aynı zamanda iffetini de koruyarak, iffetine de sahip çıkarak kalabilmenin örneklerini de oradan biz şey yapabiliriz, örnek olarak söyleyebiliriz. Buradan Hazreti Meryem'e geçebiliriz aynı zamanda örnek olarak takdim edilen bir kişilik olarak. Yine Hazreti Musa ve Hazreti Şuayb'in kızlarını da iffetin birer timsali olarak bugünkü gençlerimize örnek olarak takdim edebiliriz. Bir de Hazreti İbrahim var. Az önce işaret ettiğimiz gibi. Hazreti İbrahim'in bir de ilginç bir durumu var. Babasının işte inanmayan bir kişi olması, yani inanç itibariyle farklı bir kişi olması babasıyla arasındaki mücadeleleri de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda işte Allah'a iman etmiş bir genç, dini değerlerine sahip çıkmak isteyen bir genç, ailesi farklı bir düşüncede, farklı bir yapıda olabilir veyahut da etrafındaki arkadaşları, çalıştığı iş yerindeki arkadaşları, komşusu ve diğer akrabaları farklı inançlarda ve düşüncelerde olabilir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim bu gençlerimizin çok güzel bir örnek. Hazreti İbrahim kendi imanını yani imanını korumak adına sadece bencille bir tutum benimsemiyor. Aynı zamanda içinde yaşadığı insanların bu yanlış inançlarından vazgeçirmek için de o yanlış inançlara karşı ayrıca bir tavır alması var. Yani sadece kendi içerisinde imanını ve imanın gereklerini yaşayan bir genç değil. Yanlışı düzeltmeyi amaç edinen bir genç. Yani Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinin işte kim bir kötülük görürse eliyle düzeltmeye çalışsın, işte eliyle düzeltemezse diliyle düzeltmeye çalışsın devamındaki hadis-i şerifin adeta vücut bulmuş bir timsali bir örneğini biz Hazreti İbrahim'de görüyoruz. Buradan yani şöyle Firavun gibi hani güçlü evet. bir yöneticisinin karşısına dikilebilme cesaretini göstermesi de çok önemli. Evet, hocam. Evet, o da çok önemli kolay hocam. Bir şey değil hani kendi içinizde belki hani toplumun bir takım yanlış şeylerine karşı çıkabilirsiniz de. Evet. Yani Firavun denilen kimse işte ateşe atmaya kalkıyor. Sonucu belli ona karşı çıktığınız zaman. Evet. Yani büyük bir cesaret örneği de göstermiş oluyor Hazreti. Burada hocam genel manada en güzel ulaşabileceğimiz en önemli sonucu şunu olduğunu ifade edebiliriz. Evet. Yani tarihte insanlar kendileri gibi benzer durumda kalmışlar ama yılmadıklarında, zalimin karşısında cesur bir şekilde durduklarında haklı davalarına başarı ulaştıklarının bir göstergesidir. Yani belki zaman zaman işte bazı çeşitli işkencelere falan da uğramışlardır ama onlar bu davalarına yılmamışlar ve en sonunda başarıya ulaşmışlardır. İşte gençlerimiz bunu düşündüğünde bu tür durumlarda ya işte ben şöyle yaparsam ayıplanır mıyım, şöyle olur mu, böyle olur mu, toplumdan dışlanır mıyım gibi bir psikoloji ve bir davranış içerisine girmeden İbrahim'i bir tavır, işte Musa'nın gösterdiği bir tavır, Hazreti Meryem'in, işte Hazreti Şuayb'ın kızlarının gösterdiği bir tavırla doğruya ve gerçeğe ulaşabileceklerini Kur'an'daki bu örneklerden hareketle hayatlarına tatbik edebilirler hocam. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin söylediklerinizi özetleme babında şöyle bir özet yapabiliriz herhalde. Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de tevhidin, Hazreti Yusuf evet. ahlak ve iffetin, Hazreti Musa gençliğinde günah işleyen ve günahından tevbe eden bir gencin, Hazreti Meryem iffet ve teslimiyetin örneği bir gencin, Hazreti Yahya anne babasına iyilik yapan bir gencin evet. ve Ashab-ı Kehf de inancında kararlı gençlerin örnekleri olarak Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor desek uygun olur herhalde. Evet hocam, hocam Hazreti Yahya üzerinde biraz daha evet. isterseniz durabiliriz hocam. Buyurun, ben tamam. o konuşurken o evet. unuttuk kaldı. Tabii, Hazreti Yahya gerçekten bir evladın anne baba ilişkisi bağlamında örnek alabilecek mümtaz şahsiyetlerden bir tanesi hocam. Evet. Hazreti Yahya hayırlı bir evlat olarak takdim ediliyor. Son derece yumuşak, işte temiz. Evet. İşte kötülüklerden sakınan, annesine babasına karşı asi olmayan, evet. bağırmayan, zorba bir tavır sergilemeyen bir genç olarak hocam bize takdim ediliyor. Evet. Zaten izleyenlerimiz de, dinleyenlerimiz de bunu bilir. Yani bizim toplumumuzda da yerleşmiş bir zaten kültür var. Evet. Yani bizim kültürümüzün dini bir altyapısı var. Hadisler evet. ve ayetler büyük oranda şekillendiriyor. İşte evet.
anne babanıza işte öf dahi demeyiniz yani. Bu bir kültürümüze yetişmiş. Öf dahi dememenin en güzel timsali olarak Hazreti Hocam Yahya güzel bir örnek gerçekten. Evet. Şimdi tabii ki insanlar işte anne babalarıyla zaman zaman işte bir takım anlaşmazlıklar içerisinde olabilirler. Bazen onlarla aynı düşüncelere, aynı yaklaşımlara sahip olmayabilirler. Tarihte de hiç belki %100 çocuklar ve anne babaları %100 bir uyum içerisinde olmamışlardır. Ama bununla birlikte bizim kültürümüze de yerleşen anne babaya saygı, büyüklere saygı hocam, yaşlılara saygı gerçekten son derece önemli bir kültür. Hatta şunu da bizim artık açıkça hani benimsememiz de gerekiyor. Allah'ın rızasını önceleyen bir gencin Allah rızasının anne babanın rızasını kazanmaktan geçtiğini bir kere bunu yerleştirmemiz lazım. Zihnimize yerleştirmemiz lazım. Toplumumuza yerleştirmemiz lazım. Allah'ın gazabını celbetmekten korkan bir genç, bir insan da anne babasının kızgınlığını almaması gerektiğini, anne babasını kızdırmaması gerektiğini ve dolayısıyla anne babasına karşı da asi, zorba bir genç olmaması gerektiğini de böylece anlamış olmak bizi toplumsal açıdan, ailenin geliştirilmesi açıdan çok daha önemli yerlere götüreceği kanaatindeyim hocam. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Tabii ben özellikle Hazreti Meryem'in hocam siz de ifade ettiniz. Bir kez daha iffet noktası altını çizmek isterim. Şimdi malum Kur'an-ı Kerim'de işte anlatılıyor olay detayıyla. Cebrail Aleyhisselam geliyor, kendisinin bir çocuğu olacağını söylüyor. Tabii çok iffetli bir kimse Hazreti Meryem. Çok şaşırıyor, şey yapıyor. Tabii zor bir şey yani, toplum karşısına çıkacaksınız kucağınızda bir bebek. Evet. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade geçiyor. Ya leyteni mittu gable haza ve kuntu nesyen mensiya. Yani keşke bu olay başıma gelmeden ölseydim, unutulup gitseydim. Yani iffetli bir insanın yani izah etmekte zorlandığı bir olaydan ne kadar üzüntü duyduğu, yani iffetinin ne kadar üst düzeyde olduğunu da bu ifadeden anlıyoruz. Çünkü genç bir insan değil mi? Kolay kolay ölmeyi arzu etmez. Evet. Yani ölmeyi arzu edecek kadar iffet dışına çıkmamayı özellikle vurgulayan bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de her zaman okuduğumda benim tüylerimi diken diken eder. Evet. Evet, yani bütün gençlerimize herhalde örnek olması gereken bir ifade diye düşünüyorum. Abdullah Hocam'a tekrar dönecek olursak, değerli hocam, şimdi Türkiye'de ve dünyada gençlerin dine bakışı konusunda çeşitli araştırmalar var. İşte hem toplumun bütün kesimlerinin hem de özellikle gençlerin. Mesela 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye İstatistik Kurumu'yla işbirliği halinde geniş bir araştırma yaptı. Türkiye'mizde başka araştırmalar da var, dünyada da var. Bunlar açısından baktığımız zaman gençlerin hocam dini durumunu nasıl görüyor sosyolojik açıdan? Dine bir yöneliş mi var yoksa dinden bir uzaklaşma var? Bir de bununla bağlantılı olarak son zamanlarda yaygın bir takım iddialar var. İşte gençler arasında deizm çok yayılıyor. Özellikle işte İmam Hatip Liseleri ve ilahiyatlar gibi dini eğitimin yapıldığı kurumlarda. Bunlar bir takım verilere mi dayanıyor? İyi niyetli iddialar mı yoksa bir takım art niyetlere mi dayalı? Bu çerçevede sizden de bilgi alsak. Evet hocam, yani ben bu programa gelirken özellikle çok affedersiniz konuşmak istediğim konulardan bir tanesiydi bu. Evet. Çünkü yani lehinde, aleyhinde çoğu zaman bilgiye de dayalı olmayan, hatta biz bir takım şeylere baktığınız zaman, söylemlere baktığınız zaman kurguya dayalı olarak ortaya konan çok şey var. Ben genişçe müsaadenizle bu konu soruya cevap vermek için şuradan başlamak isterim. Bir kere bir toplumda dinin yerleşmesi hemen bugünden yarına olan bir şey olmadığı gibi, bir toplumda yerleşik davranış kalıplarının, hele hele dini düşüncenin, dini fikriyatın, dini davranışların, dini yaşantının yok olması veya işte birdenbire ortadan kaybolması söz konusu olan bir şey değil. Yani tarihsel süreç bunun hep böyle olduğunu göstermiş. Mesela Türklerin diyelim ki İslam'a giriş süreci diye bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani bu süreç bile onlarca yıl almış. Yani şöyle bir şey yok ortada.
bugün Türkler yapmışlar, karar vermişler, Müslüman, yarın Müslüman olmuşlar. Böyle bir şey yok. Karşılaşmalar var, sorgulamalar var, içselleştirmeler var, bunları davranışa dönüştürmeler var filan. Dolayısıyla şimdi bu konuyla alakalı ben açıkçası biraz gençlere haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ve gençlik dönemini yeteri kadar etüt etmeyen bazı yaklaşımların meseleyi izah etmeye çalıştığını düşünüyorum. Siz de programın başında ifade ettiniz. Gençlik dönemi demek heyecanların, hızın, bazen hazzın ön planda olduğu bir dönem demek. Ama gençlik dönemi demek dini kimliğin oluşturulduğu, yeniden kurulduğu, içselleştirildiği, dinin bazı boyutlarıyla en azından yeniden yorumlandığı ve kendi davranışımıza dönüştürüldüğü dönem demek. Dolayısıyla bu dönemin dindarlığının ya da din anlayışının diğer dönemlerden biraz farklı olması oldukça doğal bir şey. Yani araştırmalar da bize bunu gösteriyor. Mesela baktığınız zaman gençlerin soru sormak istediklerini, bir şeyleri bilmek istediklerini, bazı şeylerden şüphe ettiklerini vesairesini görmemiz mümkün. Açıkçası din psikologları ve din sosyologları öncelikli olarak bu konuyu değerlendirirken mesela dini şüphe yaşama durumunun aslında bir avantaj olduğunu, istenilen bir şey olduğunu, sağlıklı bir dindarlığın kurulması için iyi bir şey olduğunu tabiri caizse düşünüyorlar. Kaldı ki Ali Hocam da ifade etti, yani Kur'an-ı Kerim'deki birçok örnek bize, Hazreti İbrahim örneği başta olmak üzere, efendim sorgulamanın aslında o kadar kötü bir şey olmadığını, anlama isteğini içinde barındırdığını efendim gösteriyor. Yine mesela sahabenin bu konuyla ilgili, bu konuya örnek teşkil edebilecek bazı davranışlar var malumunuz. Sahabe geliyor, Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah biz sizden ayrıldığımız zaman aklımıza öyle şeyler geliyor ki, imanımız var mı yok mu hani şüphe ediyoruz. Hazreti Peygamber bakın bunu yapmıyor, engellemiyor. Diyor ki, işte o imanın kemal bulduğu noktadır. Evet. Yani bizim kelam kitaplarımıza baktığımızda, taklidi iman ve tahkiki iman diye bir kavramdan bahsederiz. Ve ideal olanın sorgulayarak, araştırarak, içselleştirerek efendim insanın kendisine mal ettiği iman olan tahkiki iman olduğunu hepimiz biliriz. Dolayısıyla yani gençlerin bir takım soruları sormalarını, bazı konularda şüphe ediyormuş gibi davranmalarını bence hemen olumsuz bir şekilde yorumlamamak gerekiyor. Olayın sosyolojik araştırmalar perspektifinden nasıl görüldüğüne bakacak olursam, sizin de ifade ettiğiniz çalışma şu anda benim de kanaatime göre Türkiye'de yapılmış en geçerli çalışmalardan bir tanesi. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu alan araştırmaları konusunda en tecrübeli, en yetkin kurumlardan bir tanesi. Diğer taraftan bakarsanız dinin Türkiye'deki en üst kurumsal temsilcisi Diyanet İşleri Başkanlığı. Bu iki kurum çok yoğun bir emek sarf ederek bir araştırma yapmışlar. Ben çok tabi detayına girme imkanımız yok burada. Bir iki sonuçtan bahsederek. Güzel olur hocam. Istiyorum. Özellikle hani ilgi çekici sonuçlar varsa onlardan yani özellikle mesela, bahsetseniz. Tabi. Mesela gençler deist oluyorlar ya da ateist oluyorlar söylemi var değil mi? Evet. Bu araştırmanın sonuçları şunu gösteriyor. Mesela insanlara sormuşlar. Allah var ve varlığından hiçbir şekilde şüphe etmiyorum. Evet. Bu yargıya katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Evet. %98.7 oranında Türkiye'de yani %99 demek bu aşağı yukarı. Evet. Toplum diyor ki evet ben buna katılıyorum. Evet. Peki yaş gruplarına göre baktığımızda eğer gençlerin kötü yönde çok ciddi bir değişim yaşadığını ifade ediyorsak bunu delillendirmemiz lazım. Doğru. Araştırmanın sonuçları şunu gösteriyor. 18-24 yaş grubu, 24-35 yaş grubundaki gençlerin araştırma bütünündeki cevaplardan sadece 0.2 oranında farklılaşıyor. Yani onlar da %98.5 oranında biz bu yargıya katılıyoruz diyorlar. Mesela diğer bir husus, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar gerçektir ve
efendim Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Gelecekte de bu çağda da şeyleri geçerlidir. Bakın oradaki oranlarda yani yetişkin bireylerin verdiği cevaplarla gençlerin verdiği cevaplar arasında yok denecek kadar az fark var. Evet, fark var. Aynı şey mesela ahirete inanç noktasında. Bakın %97'ler oranında yetişkinlerle gençler aşağı yukarı aynı oranda bu soruya evet ben buna inanıyorum, ahiret vardır cevabını veriyorlar. Dolayısıyla tabii başka çalışmalar da var. Siz haberdarsınız hocam. Gençlik dindarlığı ile ilgili bir proje çalışmasının üzerindeyiz. Orada biz şu anda Türkiye'de konuyla ilgili yakın dönemde yapılmış olan tezler, yazılan makaleler, yapılan projeler. Bunların hepsini taradık. %2'ler, %3'ler, %4'ler, %5 değil bakın. Yani gençlerdeki diyelim ki dine inanmama oranı. Kaldı ki burada bence en önemli husus şu. O araştırmaların kurgusuna da bakmak gerekiyor. Evet. Hangi amaçla yapıldığına da bakmak gerekiyor. Açıkçası hani vaktimiz yok çok detayına giremiyoruz. Şunu ifade edersem yanlış bir şey söylemiş olmam diye düşünüyorum. Bazı kesimler sanki gençler deist olduğu zaman daha mutlu olacaklar. Gençler ateist olduğu zaman daha mutlu olacaklar. Yani söylem biçiminden, verileri kullanma biçiminden, yorumlanma biçiminden bunu anlıyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz günlerde yabancı bir gazetede bir haber çıktı. Evet. Yani bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü Sakarya Üniversitesi'nde ilgilendiren bir şey var orada, detay var. Araştırmayı okuduğunuz zaman şunu söylüyor size o haber, araştırma değil de haber. Sakarya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yapılan bir araştırmaya göre, efendim işte gençlerin dinden uzaklaştığı, efendim deist olduğu, ateist olduğu gibi şeylerden bahsediyor. Ben araştırmanın ismi açıkça geçmediği için o araştırma ile ilgili olabilecek araştırmalar neler diye baktım. Bir araştırmada şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor ki gençler öğretmenlerden aldığımız bilgilere göre gençler efendim deist olmamışlar, ateist olmamışlar, dine hala önem veriyorlar. Efendim hala dindar bir yaşantıyı önemsiyorlar. Evet. Ama bazı konularda sorguluyorlar, sorular soruyorlar. Evet. Yani araştırmanın bu sonuç cümlesini alıp gençler sorguluyorlar, efendim sorular soruyorları, dinden uzaklaşıyorlar şeklinde yorumlamış. Çok enteresan. O haberin internete düştüğü dakikalarda Türkiye'de de bir gazete aynı yeri kaynak göstererek efendim gençlerin işte Sakarya Üniversitesi'nde şöyle olduğu böyle olduğu yolunda ifadeler ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla ben yani bu tür araştırmaların kurgusuna dikkat etmek gerektiğini, hakikatin bu olmadığını söylüyorum. Çok süreyi aştım mı bilmiyorum hocam. Yani şunu belki buraya ilave etmem lazım. Bir iki husus daha ilave edebiliriz. Evet, evet. Buraya şunu şey yapmam lazım, ilave etmem lazım. Bu bir tehdidin olmadığı anlamına gelmiyor. Evet. Bizim sorumluluklarımızdan kaçmamız gerektiğini söylemiyor bize. Bu konuları yakından takip etmeliyiz, araştırmalıyız. Evet. Değişimi iyi okumalıyız. Gençlerin ne istediklerini efendim iyi takip etmeliyiz. Bir önceki soruya cevap vermeye çalışırken de ifade ettim. Bugün gençleri tehdit eden unsurlar geçmişe göre daha fazla. Evet. Mesela ateizmin propagandasını yapan, deizmin propagandasını yapan internet siteleri var. Gençler bazen meraktan, bazen efendim rastladığı için, bazen propagandaya maruz kalarak bu sitelere giriyorlar veya bu tür konuları takip ediyorlar. Merakla başlayan bir şey bazen olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor. Buralarda dile getirilen hususlar içselleştirilebiliyor. Evet. Dolayısıyla yani bunlara da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Tekraren ifade edecek olursam ben gençlerin soru sormalarını, efendim sorgulamalarını bir avantaj olarak görüyorum. Bizler, sizler hepimiz bu işin içerisindeyiz. Sağlıklı bir dindarlığın belki şartlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla gençlerin bu sorgulayıcı tutumlarını ön plana çıkararak
dinden uzaklaşıyorlar sonucuna varmak öncelikle gençlere yapılmış olan bir haksızlık olur. Evet. Biz hep şunu söylemiyor muyuz? Yani Türkiye'de eğitim sistemi hep işte ezberi telkin ediyor, sorgulamayı telkin etmiyor. Evet. Peki din eğitimi alanına geldiğimiz zaman bu niye böyle olmasın? Yani gençlerimiz niye sorgulamasın? Evet. Benim açımdan sorgulamak demek daha iyi anlamak demek. Yani kısaca bunu söyleyebilirim bu konularla ilgili. Teşekkürler hocam. Tabii Mehmet Bayit hocamızın da yaptığı bir gençlik ve din araştırması var. Sonra kitabı haline de getirmiş. Evet. Ben ona da bir göz atma imkanım oldu. Yani onun verdiği rakamlarla da sizin verdiğiniz rakamlar çok örtüşüyor. Yani özellikle Allah'a iman konusunda gençlerimiz arasında çok elhamdülillah büyük oranlar var. Ben hocam bu özellikle dini kurumlarda yani imam hatiplerde ve ilahiyatlarda teizmin yayıldığı söylemlerini biraz art niyetli buluyorum. Yani bu kurumlar ne zaman birazcık değer kazanmaya başlasa hemen önünü kesmek için bu tür söylentiler çıkartılıyor diye düşünüyorum. Hocam ben de size katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Türkiye'de biz yani bir dönem yaşadık. Çok detayına girmek istemem. İmam hatiplerin, ilahiyatların veya bütüncül anlamda dindarların, din eğitiminin geri plana itilmeye çalışıldığı bir dönem yaşadık. Çok şükür ülkemizde taşlar yerine oturuyor. Bazı şeyler efendim normale dönüyor. Böyle zannedildiği gibi işte dindarlaşıyor, insanları zorla şuraya buraya gönderiyorlar falan. Değil. Bu söylemleri de ben doğru bulmuyorum. Nihayetinde herkes kendi çocuğunu nereye isterse oraya gönderiyor. Sizin dediğiniz konuyla ilgili şunu belki söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye'de proje imam hatip okulları mezun vermeye başladılar. Benim iki tane çocuğum da bu okullara devam ediyorlar. Yani ben biraz hem veli olarak hem akademisyen olarak hem de bir baba olarak bu işlerin içerisindeyim. Takip etmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Mutlaka gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Yani o gözlemlerimden de gördüğüm şey şu, bu okullar gelecekte çok başarılara imza atacaklar. Efendim, sizin de ifade ettiğiniz gibi bu okulların ön plana çıkmasına paralel olarak aleyhte propagandalarında efendim işte bilhassa ilahiyatları ve imam hatipleri özellikle zikrederek efendim deist oldukları, ateist oldukları yolunda ifade edilen hususların en azından bilgiye dayalı olmadığını, akademik anlamda işlenmiş, sorgulanmış, analizi yapılmış bilgilere dayalı olmadığını, hatta bazen yani inşallah haddimi aşmış olmam, temenni olarak dile getirildiğini ifade edebilirim. En azından ben böyle düşünüyorum. Yani o kadar haddi aşmalar var ki hocam, hani sizin temenni kelimeniz çok hafif kalıyor. Yani onun yanında, yine de hani sorumlu bir birey olarak şey, bir akademisyen onları da olarak sorumluluğa davet ediyoruz. Evet. Ali hocama döneyim tekrar. Ali hocam, demin ifade ettiniz Hazreti İbrahim, hani Kur'an-ı Kerim'de hem cesaretin sembolü olarak hem tevhid mücadelesinin sembolü olarak bizlere anlatılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in ilginç de bir sorusu naklediliyor bize. Kâle Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Evet. Diyor ki ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bir bana göster. Evet. Allah-u Teala evelem tü'min, yani inanmıyor musun? Diyor. Hazreti İbrahim'in cevabı da enteresan. Bela velakin liyatma inne kalbi. Evet, inanıyorum ama yani bir göreyim, kalbim de bir mütmain olsun. Buradan hareketle hocam, gençlerin bir takım şeyleri sorgulamalarını, özellikle inanç konularında bir takım sorular sormalarını İbrahim'i bir tavır olarak gören hocalarımız var. Bu konuda siz ne dersiniz? Bir de biz bunlara cevap verirken nasıl bir din dili kullanmalıyız? Yani Kur'an-ı Kerim'in bu konuda bize işaretleri, yol göstermesi var mı? Bu konuları alsak sizden. Evet hocam. Şimdi ben de aslında gençlerin soru sormasını, yani İbrahim'i bir tavır olarak belki gören bir hoca olarak kendimi takdim edebilirim. Soru sormanın insanı doğruya ulaştırması bağlamında çok önemli bir aşama olduğu kanaatindeyim hocam. Tabii o ayette ilginç bir kelime var. Hazreti İbrahim'in dilinden bizlere aktarılan, işte kalbin
tatmin olması, mutmain, onun sözlük anlamı itibariyle kalpteki bir tedirginlik, bir korku, tedirginliğe bağlı bir korkunun kalpten gittikten sonra insanın huzura ermesini ifade eden bir anlama sahip. Böyle bir anlam dünyası var kelimenin hocam. Şimdi dolayısıyla insanın bu kalpteki bu tedirginlikten kurtulabilmesi, huzura erebilmesi, mutmain olabilmesi için sorularının cevaplanması gerekiyor. Soruların sordurulmaması, yani ötelenmesi, sorulara cevap vermekten, yani cevapları ötelemek, sorulara cevap vermekten kaçınmak, insan içindeki bu tedirginliği ve korkuyu hiçbir zaman sona erdirmeyeceği için bizim istediğimiz anlamda da bir yere gelme imkanımız olmayacak. Bu nedenle elbette soru sorulması lazım. Çünkü arkada Abdullah hocamız az önce de ifade etti. Özellikle taklidi iman bizim geleneğimizde çok da makbul bir şey olarak görülmez. Tahkiki imana ermenin gereğinden bahsedildi. Tahkiki imana erebilmek için de olayların tahkik edilmesi, işte Allah, varlık, insan ilişkisinin yerli yerine oturtulabilmesi son derece önemlidir hocam. Zaten dinin temelinde de akıl var. Allah insanın aklına hitap ediyor. Yani aklını kullanabilen insan için aslında din var. Aklını kullanamayan insan için din yok. Yani sorgulayacak, tefekkür edecek bir takım çıkarımlar yapacak. Ve bu çıkarımları yaptıktan sonra da kalp huzura erecek. Huzura erdikten sonra da artık hem imanından hem de yaptığı davranışlardan huzur bulmaya ve mutlu olmaya çalışacak. Aslında İbrahim'i tavır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı toplum açısından da hani belki önemli bir tavır olarak değerlendirebiliriz. Bu da şöyle hocam. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dinle geldiğinde hiçbir şeyi sorgulamayan, atalarından ne gördüyse onun üzerine devam eden müşrik bir toplum var. Bir anlayış var. Bir atalar dini oluşmuş ve sorgulamadan herkes olduğu gibi o dini yaşamaya devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu toplum karşısındaki, bu tavır karşısındaki durumu aslında tam bir İbrahim'i bir tavır gibi olarak görülebilir. Çünkü sorguluyor. Onlar inançlarını sorguluyor, yaptıklarını sorguluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani seni şaşkın bulmuşken Allah seni doğru yola iletmedi mi ifadesini müfessirler farklı şekillerde yorumluyorlar. Yani bir bağlamda bu şekildedir. Yani içinde yaşadığı toplumun bu işte ahlaki dejenerasyonu, iman bakımından bir takım sorunları karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalpteki bir tedirginliği var, bir huzursuzluğu var. Kalbi mutmain olmuş değil. İşte Allah-u Teala onun kalbindeki bu tedirginliği giderip ona İslam'ı nasip ediyor. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları bu dine davet etmeye başlıyor. O dine davet etmeye başladığında da Mekkeli müşriklerin tavırları çok ilginç yani. Sen yani neden bu bizim dinimizi terk ediyorsun diyorlar. Hatta bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ebter diye de nitelendiriyorlar. Hani ebter kelimesinin bir anlamı hani erkek çocuğu sebebiyle soyu devam etmeye manası olduğu gibi işte var olan ataların dinini terk eden, dolayısıyla ataların dinini terk ettiği için yalnız kalacak olan kişi gibi bir anlamı da var hocam. Peygamberimize böyle diyorlar, bak sen ebtersin, sen bu dini terk ettin. Böyle bir şey var. Peygamber Efendimiz'e yönelik onların bir acı söylemleri var. İşte Allah-u Teala onlara hitap eder bağlamda şunu söylüyor. Sizin dini, sizin atalarınız üzerinde bulduğunuz, işte bir şeye tapar halde bulduğunuz atalarınız yanlış üzerinde olsalar da mı, işte bir takım doğrular yapmasalar da mı siz hala onların üzerinde olmaya devam edeceksiniz diye Allah-u Teala Peygamber'in vasıtasıyla onlara bir takım sorular soruyor. Onları sorgulamaya yönetmeye çalışıyor. Yani bulundukları halde doğru mudur, yanlış mıdır, hele bir sorgulayın ve ondan sonra doğruya gelin şeklinde onları düşündürerek doğruya yönetmeye çalışıyor hocam. Şimdi bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki aslında birçok ayete baktığınızda şunu da söyleyebiliriz. Şimdi Mekkeli müşriklerin yani büyük oranda bir Allah inancının olduğunu biz biliyoruz. İşte bazıları Allah'a inanmayan bir ateist bakış açısına sahip olanlar olsa da işte gökleri ve yeri kim yarattı diye onlara sorarsanız onlar işte Allah derler. Allah derler ama Allah'ın sıfatlarının tezahürü konusuyla ilgili bir takım şeyler var. Evet. Sorunlar var. Allah-u Teala onları düşündürmeye çalışıyor. İşte onlar
deveye bakmıyor mu, göğe bakmıyor mu, semaya bakmıyor mu işte. Yağmuru onlara örnek veriyor, işte tabiatı, güneşi, geceyi, gündüzü örnek veriyor. Ve onları düşündürmeye çalışıyor hocam. Kur'an-ı Kerim'deki mesajların zaten bizatihi mahiyetinde insanları sorgulamaya ve düşündürmeye yönelik bir tavır var. Dolayısıyla böyle bir tavrı bizlere takdim eden bir Kur'an-ı Kerim'in takipçileri olarak bizler şöyle bir iddiada bulunmuş olursak o zaman biz hata yapmış oluruz. Yani sorgulamak doğru bir şey değil. Ya inan ya da inanma. Yani böyle bir şey yok. Bu tavır bizim kalbimizdeki, gençlerin kalbindeki tedirginliği, korkuyu giderecek olan bir tavır değildir. Burada tabii ki burada bazı iyi niyetli olmayan sorgulamalar da olabilir. Yani zaten düşünce yapısı bellidir. İşte karşısındaki insanı zora düşürmek için, yanındakileri kötü yola iletmek için bir takım sorular da soruyor olabilir. Ama biz bunu hesap edemeyiz. Yani iyi niyetle soruların sorulduğunu düşünerek, onlara iyi niyetle, onları düşündürmeye çalışarak ve onları da kırmadan, işte Kur'an-ı Kerim'deki baba evlat ilişkisini de belki dikkate alarak, işte ey oğulcuğum, ey yavrucuğum gibi bir takım hitaplar da dikkate alarak karşımızdaki gençleri öncelikle muhatap aldığımızı onlara göstererek onların soru sormalarının son derece doğal bir şey olduğunu öncelikle bir defa onlara hissetmemiz lazım. Bu da şu da kötü bir olay hocam. Eğer gençleri kendimize açtıramazsak, onlar açmazlarsa kendilerini, kapalı olarak kalırsalar, işlerindeki şüpheleri hiçbir zaman giderme ihtimali yok. Soru sorduklarında ayıplanacaklarını düşündüklerinde onlar hiçbir zaman bizim istediğimiz yerde, iyi yerde olmayacaklardı. Çünkü öncelikle biz onları ayıplamış olacağız. Yani bu da doğru bir tavır olmayacak. Dolayısıyla onları açmaları için kendilerine cesaret vermemiz, bu konuda daha hoşgörülü, daha merhametli bir tavır içerisinde, babacan bir tavır içerisinde olup, onlarla beraber, onların serüvenini yaşayarak, onların daha güzel yerlere, daha inanç anlamında, daha böyle huzur verici aşamalar gelmesi açısından onların sorularına doğru bir şekilde, anlayışlı bir şekilde cevap vermenin Kur'ani bir tavır, yani İbrahim'i bir tavır, aynı zamanda Muhammedi bir tavır olduğunu ben burada ifade etmek isterim. Peki, teşekkür hocam. Sizin dediklerinizi destekler mi Ayet hocam? Tabii Hazreti İbrahim pek çok açıdan örnek alınabilecek yönlere sahip. Yani o kurban hadisesinde Hazreti İsmail olan diyaloğu da çok ilgi çekici. Evet. Hani Rabbim diyor işte seni kurban etmemi bana vahyetti. Ne dersin diye soruyor. Halbuki hani evet. Vahiy gelmiş, Allah'tan emir gelmiş. Allah'tan emir geldi. Kusura bakma seni kurban edeceğim demiyor değil mi? Evet, oğlunu soruyor hocam. Ve onun cevabını alıyor da işte beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Bu da önemli bir anekdot olarak söylenebilir. Hocam özlerik bir şey daha eklerim. Belki vakit kalırsa ona da işaret edeceğiz. Lokman suresinden Lokman Aleyhisselam'ın oğlunu olan nasihatleri ikinci sayfada anlatılır bildiğiniz üzerine. Evet. Ama Lokman Aleyhisselam onları niye anlattığını biz o surenin içerisinde bulamayız. Evet. Ama tarihi arka planını anlatan rivayetlere baktığımızda oğlunun ona bir takım sorular sordu. O sorular üzerine Lokman Aleyhisselam'ın oğluna o nasihatleri anlatmaya başladığı. Evet. Bize nakledilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de sorulara yer verilmemiş ama direkt cevapları bize evet anlatılmış. Evet hocam, evet. Peki bu da önemli bir bilgi. Ben tekrar Abdullah İnce hocama dönmek istiyorum hocam. Deminki sorunun devam mahiyetinde, din dili konusunda siz ne söylersiniz? Bir de hani dini kurumlarla, dinle gençleri yaklaştırmak, barıştırmak için tabir caiz mi bilmiyorum. Neler yapabiliriz? Evet hocam, yani ben ikiye ayırarak müsaadenizle cevap vermeye çalışayım. Birincisi şu. Bu gençler bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız. Gençler bir toplumun geleceği. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Dolayısıyla burada dini kurumlara öncelikle belki bütün kurumlara ama öncelikle dini kurumlara bir takım görevler düşüyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın, efendim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İlahiyat Fakülteleri olarak bizlerin bu konuları çok ciddi bir şekilde ele almamız, önce ciddiye almamız ve çalışmamız gerekiyor. Şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili bir takım çalışmalarının olduğunu biliyorum ve tabii takdirle karşılıyorum. İşte gençlik koordinatörlükleri, aile irşat büroları, gençlere yönelik bir takım yayınlar, efendim bazı programlar, kamplar vesaireler, bunlar çok harika şeyler.
Fakat ben burada üniversitelerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha fazla koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Dini kurumlar derken de bunun içine ben dini grupları, STK'ları, sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bütüncül anlamda baktığımız zaman, yani ne yapılması gerekir, yapılacak şeyler nasıl yapılması gerekir konusuyla ilgili öncelikle bir önceki soruya cevap verirken de ifade etmeye çalıştım. Yani bir kere meseleyi, olguyu doğru anlamak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bizim ilahiyat fakültelerinde din psikolojisi alanı, din sosyolojisi alanı, din eğitimi alanı, kelam anabilim dalı alanı, öncelikle tabii bütün alanların yapacağı işler var ama öncelikle bu alanların bu konuyu bir mesele edinerek çalışması gerekiyor. Şimdi ben burada üretilen bilgilerin de yönlendirici anlamda diğer kurumlar tarafından aktif bir şekilde kullanılması gerekiyor. Şimdi sizlere de intikal etmiştir, konuşuluyor. Gençler de iddia edilenlerin çok aksine ciddi bir merak var, dini öğrenme isteği var, anlama isteği, içselleştirme isteği var. Fakat burada bizim yetişkinler olarak, kurum temsilcileri olarak, dini kurumlar, dini gruplar olarak, efendim İslami STK'lar olarak onlara hitap eden, onların dilini konuşan, onların ihtiyaçlarını gideren bilgiler ve davranış kalıpları üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla mesela daha somut olarak söyleyeyim. Kelam anabilim dalında efendim okutulan derslerin belki içeriklerinin gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesi gerekiyor. Yani bir şey yoktur, kimse bir şey yapmıyor gibi bir hadsizlik etmek istemem. Ama böyle bir talebin olduğunu ve bu talebe karşılık çalışmamız gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Yine din bilimleri alanı, işte din psikolojisi, din eğitimi ve din sosyolojisi alanında konuyla ilgili daha nitelikli çalışmalar yapmak gerekiyor. Ne olabilir mesela? Efendim ateist, deist siteler incelenebilir. Efendim bu konuyla ilgili, bakın bugün Diyanet İşleri Başkanlığı doğrudanın çalışması, az önce ifade ettiğimiz Türkiye'de dini hayat araştırması doğrudan gençlere yönelik bir çalışma olmadığı için elimizde dört başı mamur gençlik dindarlığını tanımlayan kapsamlı, tartışmaya kapalı bir veri seti yok Türkiye'de. Dolayısıyla o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İlahiyat Fakülteleri bu konuyla ilgili acilen bilgi üretmesi gerekiyor. Evet. Benim kanaatim bu konuları yoğun bir şekilde ele almak gerekiyor. Diğer bir husus, STK'lar açısından ben meseleye bakacak olursam, belki kurumları da bunun içine dahil edebiliriz. Çok fazla çalışma da yapılıyor aslında. Büyük enerjiler sarf ediliyor. Fakat ben biraz bu çalışmalara eleştirel yaklaşıyorum. Yani bir kısmının en azından genellemeyeyim, görüntüye yönelik çalışmalar olduğunu, saman alevi gibi efendim çalışmalar olduğunu, uzun vadeli planlara dayanmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla veya bu konularda belki enerjiler de bölünüyor. Belki herkes ayrı ayrı çalışıyor. Belki ortak hareket edilse. Tabii. Yani daha büyük bir enerji biriktirilebilir. Kesinlikle öyle. Çünkü bu ihmal edilecek bir konu değil. Evet, bugün oranlar bizi korkutmuyor. Evet. Ama dünyanın gidişatı belli. Efendim geçmişte mesela biz din sosyolojisi alanında şöyle bir cümleyi rahat bir şekilde kuruyorduk. Bireysel olarak efendim Allah'a inanmayan bir bireye rastlayabilirsiniz ama Allah'a inanmayan bir topluma rastlayamazsınız cümlesini tarihsel toplumları göz önünde bulundurarak söyleyebiliyorduk. Ama bugün bakın Avrupa toplumları, işte İsveç, Norveç, Finlandiya, efendim Almanya, Fransa, Amerika biraz daha dindar bir toplum bu arada. Katoliklik yaygın. Yani artık %20'ler, 30'lar, 40'lardan bahsedebiliyoruz. Dünya artık tek kutuplu bir dünya değil. Yani az önce konuştuk işte. Bilgiler hızlı akıyor, etkileşim çok fazla, iletişim çok fazla, hareket çok fazla. Dolayısıyla bu tehditlerin günün birinde bizi esir alması da muhtemel. Bunlara kurumlar anlamında hazırlık yapmak gerekiyor. Din dili meselesi bunun tabii bir parçası.
saygıdeğer hocam. Şimdi gençlerle mesela yapmış olduğumuz çalışmalarda veya görüşmelerde, konuyla ilgili çalışmalarda bizim bugün dini kesimin, biraz eleştirel yani yaklaşacağım bu konuda, kullandığı dinin en azından bir algı olarak gençlerin özgürlüklerinin sınırlandığı gibi bir hissiyat oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilgilendiğimiz alan çok önemli olabilir. Üzerinde durduğumuz konular çok önemli olabilir. Ama bizim kullandığımız dili gençlerin anladığı dile tercüme etmemiz gerekiyor. Doğru kaynaklara dayalı olarak yapıyoruz işimizi ama doğru dil kullanmadığımız zaman bu doğru kaynağa dayanmak bazen yeterli olmuyor. Dolayısıyla bir taraftan doğru kaynağa dayalı bir bilgi üretmek ama diğer taraftan da bu bilginin gençler tarafından anlaşılabilir, kullanılabilir, hazmedilebilir bir dile tercüme edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben ilahiyat alanının, dini ilimler alanının çok tabirim mazur görün, kallavi bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani bizim geleneğimiz çok güçlü. Bizim ilahiyat söylemimiz çok güçlü. Burada problem yok ama bunu biraz güncelleştirmek gerekiyor. Biraz medya vaizleri açısından falan da meseleye bakacak olursam, maalesef gençler, değerli hocam, itici, kırıcı, kızgın, sürekli bağıran, dini anlatan insanları artık istemiyorlar. Evet. Yani bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Bir de çok kısa bir anekdotumu anlatarak bu kısma son vermek istiyorum. Az önce çocuklarımdan bahsettim. Ortaokulda, İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciyken çocuklarımdan bir tanesi, ben soruyorum tabii, falan ders nasıl, filan ders nasıl, din kültürü dersini sordum. Bana şöyle bir cümle söyledi, bunu hiç unutmam. Baba dedi, galiba hocamız çok güzel şeyler anlatıyor ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Bilmem ifade edebildim mi? Yani bu alanlarda, bu konularda bir şeyler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki hocam, ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de size ilave olarak bir yazarımızdan çok kısa bir alıntı yapmak isterim. Bir yazarımız, din buysa diyen bir nesil geliyor demişti bir defasında. Hı hı. Yani sokaktaki gençler dini meseleleri detaylı bilmeyenler, doğru dini nasıl bulacak şu ortamda? Anne babaların, büyüklerin, hocaların kullandıkları dile ve üsluplarına bir bakalım. Rahmet ve şefkat dilini, kalbe dokunacak dili bulmalıyız. Din bu mu dedirtmeden Müslümanın yufka yüreğini gençlere nasıl gösterebiliriz? Bunun peşine düşmeliyiz. Güzel örnekleri çoğaltmalıyız diyor. Evet. Güzel ifadeler, ben de katılıyorum. Tabii değerli hocalarım, sohbet güzel ama vakit de bir taraftan ilerliyor. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Toparlamaya başlamamız lazım. Tavsiyelere geçelim. Sonra vakit kalırsa belki başka şeylerden de temas ederiz ama. Ben hocam, Abdullah hocam da devam edeyim, sonra size geçelim. Abdullah hocamdan gençlerin dışındaki kesimlere yönelik tavsiyeleri alalım. İşte annelere, babalara, öğretmenlere, hocalara, gençlere yaklaşımımızda nasıl bir yol izleyelim, onu alalım. Hocam sizden de son olarak gençlere yönelik tavsiyeler alalım inşallah. Hocam buyurun. Eyvallah hocam. Ben de madem süre kısaldı, kısaca ifade etmeye çalışayım. Yani az önce aslında bıraktığım yerden devam edebilirim. Bir kere dini anlatan insanlar olarak biz kullandığımız dile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani gençlere yönelik işte katı, biçimlendirici, şekilci, bakın şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur. Elbette gerektiğinde bunları söyleriz. Yani biz dinin bir kısmını anlatıp bir kısmını saklayacak değiliz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Dolayısıyla birinci olarak dini anlatan insanların efendim katı, kırıcı, hırçın, sert üsluptan uzaklaşması gerekiyor. İkinci olarak çocuklarımız, o malum bir söz var ya, yani bizim yaşadığımız çağa göre değil de onların yaşayacağı çağa göre, dini anlamda da böyle hazırlamamız gerekiyor.
din sunumunda dini onların problemlerini çözecek şekilde efendim güncellememiz ve onlara ifade etmemiz gerekiyor. Ebeveynler olarak, anne babalar olarak çocukları, gençleri sürekli yargılamak yerine anlamaya çalışmak gerekiyor. Ben bazen görüyorum, yani sanki kendisi hiç genç olmamış gibi, sanki kendisi o dönemleri hiç geçirmemiş gibi, o sorgulamaları hiç yapmamış gibi, o yanlışlara hiç düşmemiş gibi hemen gençlerin birdenbire oluvermesini bekliyor. Yani her şeyi dört dörtlük yapmasını bekliyor. Bunların doğru bir tavır olmadığını düşünüyorum. Ali Hocam ifade ettiler. Yani onların sorularını anlayışla karşılamak, ciddiye almak, yaptığımız şeyleri de onların kalbine dokunmaya çalışarak yapmak çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Sorumluluk meselesi. Şöyle bir klişe ifade vardır. Yani çocuklar, gençler büyüsün, onlara sorumluluk verelim yerine sorumluluk verelim de büyüsünler. Bakın bu çok önemlidir. Yani bugün biz gençlerimizi, çocuklarımızı geçmişe göre sanki böyle fanusun içerisinde yetiştiriyoruz. Aman evladım şunu yapma şöyle olur, bunu yapma böyle olur, sen dur ben yapayım filan. Biz böyle yetişmedik. Yani şu dili ben kullanmak istemem. Ah nerede o bizim gençlik? Bu doğru bir tavır değil. Yani onu söylemiyorum. Doğru tavrı ifade etmek için örnek vermek istiyorum. Sorumluluk vermek çünkü aynı zamanda bir insana güvenmek demek. Başarabileceğine inanmak demek. Dolayısıyla onun pedagojisine de dikkat ederek gençlere sorumluluk vererek efendim toplumda aktif bir özne olarak yer almalarını sağlamak gerekiyor diyeyim. Ben bununla yetineyim hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Tabii gençlere hocam sorumluluk verme deyince peygamberimizin hayatından da çok hani güzel örnekler var. Kesinlikle. Evet, Münavi'nin Feyzül Kadir'inde Efendimizin bana gençliğin yardımı lütfedildi diye bir hadisi şerifi zikrediliyor. Bir de peygamberimizin çok genç yaşta görev verdiği sahabiler var. Mesela işte tabii. Medine'ye İslam anlatılacak, hiç İslam'ın eseri izi yok. Çok genç bir sahabeyi, değil mi? Musab bin Umeyr'i 25 yaşında Efendimiz Medine'ye gönderiyor. Tabii Üsame'yi komutan yapıyor. Evet, Üsame'yi komutan yapması, yaşı daha düşük, 18 yaşında evet. Hocam. Yani Bizans gibi bir büyük devlete gönderdiği ordunun başına 18 yaşındaki bir genci komutan yapıyor. Tabii. Ve şimdi, o şeyin içerisinde sahabeler var. Evet, büyük sahabeler var. Evet, arkasında ordunun. Değil mi? Yani ileri gelenler var. İşte Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor. Yine çok önemli bir vazife ve yaşı 21. Evet. Yani bunlar çok önemli veriler. Tabii ben padişahlarımız var bizim. Yani 14 yaşında padişah olan, 18 yaşında padişah olan, 21 yaşında İstanbul'u fetheden örneklerimiz de çok yani. Tarihte örneklerimiz çok. Bir de hani Uhud Savaşı'ndaki gençlere yaklaşımı da benim çok dikkatimi çeker peygamberimizin. İşte savaşı peygamberimiz ve biraz hani yaşlı sahabiler Medine'nin içerisinde yapmayı düşünüyorlar ama gençler hep böyle hevesliler. Belki bir önceki Bedir Savaşı'na katılamayanlar var. Hani çıkalım meydanda bir vuruşalım diye. İstişare neticesinde gençlerin kararı ön plana çıkıyor. Efendimiz kabul ediyor. Zırhını giyiyor ama biraz da tabii hoşnutsuz olduğu anlaşılıyor. O zaman gençler pişman oluyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah hani vazgeçelim. Tamam biz dedik ama sen önemlisin. Bir peygamber zırhını giydirdikten sonra çıkartmaz diyor, kararlılığını gösteriyor. İşte savaşta biraz olumsuz neticeleniyor ama hiçbir zaman için dönüp de gençlere ya siz beni işte Medine dışına çıkardınız, bak sizin yüzünüzden çıktık, Medine'de kalsak böyle olmayacaktı. Bir tavır yok ve o gençlerin bu tavır peygamberimize olan bağlılığını, yaklaşımlarını çok olumlu noktada etkiliyor. Kesinlikle. Yani o gençlerden daha ileride çok verimli olarak istifade ediyor peygamberimiz ve ümmeti Muhammed. Bunun da altını çizmek isterim. Ali Hocam, sizden de Abdullah Hocam'dan işte gençlerin dışındaki kesimlere bir tavsiye aldık. Sizden de gençlere tavsiyeler alsak, yani Kur'an-ı Kerim'e daha iyi nasıl ulaşabilirler, daha iyi nasıl anlarlar, dinle ilişkilerini daha güzel tutmaları için evet gençlerimize hocam, neler tavsiye edebilirsiniz? Öncelikle aslında ben de bu genç grubun yeni yapılan araştırmalar ve belirlemeler çerçevesinde Abdullah Hocam'ın da dile getirdiği üzere biz de bu genç grubunu aslında içerisinde
yaralıyor olmaktan hocam, dolayı mutluluğumu da ifade ederek ama biraz da gençliği yavaş yavaş biten birisi yani olarak hocam. Araştırma hoşumuza gitti hocam, evet. Ama biraz da hani en azından benim dışarıda olduğumu da çok unutmayalım. Evet, tabii. Hocam tabii ki gençlerimiz öncelikle şunu bilmeliler. Bugün işte dünyayı yönetenler, iyi yerlerde olanlar aslında dünün gençleriydi hocam. Bugünün gençleri de o görevi devralacaklar ve önemli görevleri üstlenecekler. Bu anlamda tabii ki kendilerine öncelikli olarak güvenmeleri gerekiyor. Fakat bu güvenin onları yanlış sulara, yanlış yerlere götürmemesi için kendilerinden daha tecrübeli olan, işte bir takım görmüş geçirmiş insanlarla, hocalarla istişare etmeleri, dini anlamaları bağlamında çekinmeden soru sormaları, insanların ayıplamalarından işte korkmayarak soru sormalarının ben onlara çok önemli, onları önemli noktalara getireceği kanaatindeyim. İşlerine kapanmanın, soru sormamanın sorunları çözmediğini, çözmeyeceklerini bilmeleri gerekir. Aslında bu bütün hayat açısından geçerli olan bir şey. İnsanlar ne kadar konuşursa, konuştukça sorunlarını halledebiliyorlar. Yani bu dinin insanlara soru sormayı yasaklamadığını, bir takım günah olmadığını, değil mi? Soru sormanın. Evet hocam, günah olmadığını öncelikle bilmeleri gerekir. Yani işte internette veyahut da bazı işte sosyal medyada bir takım paylaşımlar olsa da işte bazı soruların sorulmasının ayıp karşılandığına yönelik bir takım tavırlar hani görüyor olsalar da bu tavırları önemsemeden gayet ciddiyet içerisinde ve bir takım bilinçleri de taşıyarak yani bu konuda samimi olarak yani doğruya ulaşma noktasında samimiyetini de karşıdaki insanlara göstererek sorularını sormalarını ben gerektiğini kendilerine ya daha doğrusu soru sormalarının önemli olduğunu söylemek istiyorum. Kaçınmamaları gerekir. Tabii Kur'an-ı Kerim de aslında birçok konuda insanların yani bugünkü anlamda sorularına cevap veren bir aslında Allah'ın hitabı aslında ve doğru yorumlandığında, doğru anlaşıldığında, doğru okuma biçimleriyle Kur'an-ı Kerim'e yaklaşıldığında insanın birçok sorunlarını çözdüklerini, onları hidayete erdireceğini söyleyebiliriz. Zaten Kur'an-ı Kerim insanları hocam doğru yola iletmek için gelmiş bir hidayet kitabıdır. Hidayeti şöyle aslında açıklarlar işte hadi kişiye birisine yol gösteren kişi demektir. Ama bu öyle bir hadidir ki işte fırtınanın çıktığı bir ortamda, bir çölde hiçbir izin kalmadığı bir yerde dahi bu hadiler insanları adeta adrese teslim bir şekilde ulaşmak istedikleri yere kapıya kadar doğru bir şekilde götüren insanlar için kullanılan bir kelimedir hocam. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda hadidir. İnsanları doğru yola, hidayete ulaştıracak bir şeydir. Hem dünya ahiretin hem dünya mutluluğu hem de ahiret mutluluğunu insanlara veren bir takım ilkeleri sunan şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'deki bu bazı ayetlerin hani onların yaşadığı çağ itibarıyla özellikle işte pozitivist akımların olduğu, bilimsel düşünme biçimlerinin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Onlar da böyle düşünme biçimlerine sahip olabilirler. Bu düşünme biçimleriyle hareket ettiklerinde Kur'an-ı Kerim'deki bazı şeylerin onların anlayamadığı bazı durumlar olarak durumlara dönüşebileceğini ifade edebiliriz. Aslında bu da Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılacağı noktasında doğru bir yönteme sahip olmamaktan kaynaklanan hususlardır. Eğer onlar doğru bir şekilde yorumlandığında modern bir dünyada işte bilimin, sanayinin işte geliştiği bir dünyada, insanın uzaya çıktığı bir dünyada Kur'an-ı Kerim de onlara hitap eden, edecek bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in mesajı içerdiklerini dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den kaçmamaları gerektiğini, dinden kaçmamaları, işte hocalardan kaçmamaları ve hocalara soru sormaları gerektiğini ben kendilerine bu anlamda tavsiye ediyorum. Lütfen kendilerini bizden saklamasınlar, bizlere açsınlar. Biz onlarla dost olmak istiyoruz, kalbi bir yakınlık kurmak istiyoruz. Onlar bizim yabancılarımız değil, onlar bizim evlatlarımız. Geleceğimiz biz onlara teslim edeceğiz. En son mesaj olarak bunun yeterlidir hocam. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Bir de tabii dini bilgilerde hocam gençlere bir çapraz sorgulamayı da belki tavsiye edebiliriz değil mi? Evet. Bu daha kolay. Hani bir hoca bir şey söylüyorsa hani bir başkasına sorma imkanı da var veya işte internetten girip hemen bir kaynak
araştırma imkanı da var. Yani bu biraz da işi kolaylaştırıyor. Yani bir çapraz sorgulama da yaparlarsa hani bilgilerini daha da netleştirebilirler diyebiliriz. Peki ben değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii daha soracak sorularımız vardı ama tabii vakte de riayet etmemiz gerekiyor. Evet. Ağzınıza sağlık. İstifade ettik. İnşallah dinleyenlerimiz de muhakkak istifade etmişlerdir. Değerli izleyenlerimiz, Ramazan Söyleşileri programının üçüncüsünün böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben hem değerli hocalarımıza hem de sizlere izlemenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başta da söylediğimiz gibi Ramazan-ı Şerif'in cehennemden kurtuluş günleri olarak nitelendirilen son 10 gününe ulaşmış bulunuyoruz. Kadir Gecesi bu 10 gün içerisinde yer alıyor. İnşallah hep birlikte bu 10 günü de güzel değerlendirip bayrama, cehennemden azat olmuş, rahmet ve mağfirete kavuşmuş olarak ulaşırız diye ümit ediyoruz. Bunları Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar.